Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Eylül 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Eylül ayında neler var? Öncelikle konu başlıklarına bakalım. Güneş 23'üne kadar Başak burcunda, ardından Terazi burcunda ilerleyecek. 15 Eylül'de Başak burcunda yeni ay doğuyor. 29 Eylül'de Koç burcunda dolunay meydana gelecek. Merkür ve Venüs retroları tamamlanıyor. Jüpiter retro harekete başlıyor. Ay boyunca Mars Terazi burcunda ilerliyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş ayın 23'üne kadar Başak burcunda parlayacak. Merkür 15 Eylül'e kadar Başak burcundaki retrosunu devam ettirecek. Ve sizin 3. ev alanınızda doğal olarak hareketlilik var. Zaten Ağustos ayından bu yana belki bir eğitim, bir sınav konusuyla meşgulsünüz. İşte kardeşlerle ilgili uğraşmanız gereken konular var. Belki bazı fikirsel anlaşmazlıklar, çözüm bekleyen konular var. Eğitimle ilgili konularda ya da ticari işlerinizde yavaşlamaların, biraz tersliklerin oluşması mümkün. Hani bunları Eylül ayının ilk yarısı içerisinde de gündeminizde tutuyorsunuz ve çözümlemeye çalışıyorsunuz. 15'inden sonra Merkür retrosu tamamlanacak ve her türlü iletişim, eğitim, ticari konu ya da seyahat ve yolculuklarla ilgili konular, işte yakın çevre, kardeşlerle ilgili konular daha hızlı ilerleyebilir, daha çözüm odaklı olabilirsiniz. Tam bu alanda zaten 15 Eylül'de yeni ay doğacak, Merkür retrosunun bittiği gün. Yeni ay 21 derece Başak burcunda olacak. Yeni ay ile birlikte artık yeni kararlar vermeniz, yeni adımlar atmanız, eskiyi bir kenara bırakıp en azından hani uğraştınız 3 haftadır bir şeyleri toparlamaya, hazırlanmaya uğraştınız. Bir sınav için çalıştınız belki. Ya da bir ticari girişim için hazırlıklar yaptınız. Bir yolculuğu planladınız. Ya da kardeşlerle ilgili çözmeye çalıştığınız bir konu vardı. Aranızda tartışıp durdunuz. Artık bir çözüm bulma, bir harekete geçme, bir adım atma dönemindesiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarındaysa yeni ayın size daha olumlu tesirleri olabilir. Değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa tabii ki yeni aydan daha fazla etki alacaksınız bu dönemde. Yeni ay 29 Eylül'deki dolunaya kadar olan süreci de şekillendirmeye devam edecek. Ve Venüs retrosu da 4 Eylül itibariyle tamamlanıyor. Aslan burcunda ileri harekete dönecek ve ay boyunca Venüs Aslan burcunda olacak. Para evinizde olacak. Biliyorsunuz parasal konularda Venüs retrosu sizi biraz sıkıntıya soktu. İşte gelirlerde azalmalar, gecikmeler oldu, beklenmedik harcamalar. Hani muhasebe konularında böyle bir gelir gider dengenizde zorlandınız. Temmuz sonundan bu yana Venüs'ün burada düzelmesi, ileri harekete dönmesi, ay sonuna kadar yavaş yavaş güç toplayacak. Para konularında iyileşmeler, geciken paraların elinize geçmesi, yani iş konularında daha fazla destek almanız söz konusu olacak. Artık ertelediğiniz yatırımları, alışverişleri de yapabilirsiniz Venüs'ün düzelmesiyle birlikte. Ve aynı gün yine 4 Eylül'de bu sefer Jüpiter Boğa burcundaki gerilemesine başlayacak. Yaklaşık 4 ay, yani yıl sonuna kadar, 31 Aralık'a kadar Jüpiter gerileyecek. 15 derece ile 5 derece arasında bir gerilemesi olacak. Mayıs ayından bu yana yaşamamıza sunmuş olduğu hani maddi ya da manevi fırsatları, gelişim imkanlarını şöyle bir içselleştirme, bir gözden geçirme imkanı bulacağız. 11. evinizde Jüpiter, biliyorsunuz. İşte arkadaş ilişkilerinizi sorgulayabilirsiniz. Para durumunuz, kazançlarınız, gelir gider dengeniz ve bunlarla ilgili konularda böyle bir belki biraz daha içselleştirme, bir şey, kaynaklarınızı daha doğru kullanma alanında vereceğiniz kararlar söz konusu olabilir. Arkadaş ilişkilerinizde bazı fırsatlarınız olabilir. Bu arada sorunlar varsa bunları çözme imkanınız olabilir. 31 Aralık'tan sonra Jüpiter tekrar 5 derece Boğa'da ileri hareketine dönecek. Evet, Merkür ve Jüpiter arasında 4 Eylül'de güzel bir üçgen açı var. Aslında 4 Eylül gerçekten dikkat çeken bir gün. İşte Jüpiter retroya başlıyor, Venüs ileri harekete dönüyor, Merkür Jüpiter üçgeni var. Toprak burçlarımız ve su burçlarımızı olumlu etkiliyor bu göksel pozisyonlar. Sizin için de belki bazı özel fırsatlar çıkarabilir. Merkür Jüpiter üçgeni 4 Eylül'de ve 25 Eylül'de tekrarlanacak. Bu dönemlerde bazı böyle seyahat ve yolculuklar için fırsatlar karşınıza çıkabilir. Güzel ticari teklifler alabilirsiniz.
eğitimle ilgili başarılı olabileceğiniz günler. Bununla birlikte 8 Eylül'de güzel bir gün. Güneş Jüpiter üçgeni var. Çok güzel bir açıdır. 8 Eylül'de yeni bir şeyi başlatmak için mesela değerlendirebilirsiniz. Ya da maddi manevi fırsatlarla karşılaşabileceğiniz, kendinizi daha iyi, daha şanslı hissedebileceğiniz bir gün. Bunların hani 1-2 gün öncesi ve sonrasında aslında etkiler devam eder. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ve 23'ünden itibaren Güneş Terazi Burcu'na geçecek. Ay boyunca Mars Terazi Burcu'nda. Özellikle 23'ünden itibaren yaşadığınız alan, eviniz, yuvanız, mekanlarınız, işte aileniz, ebeveynleriniz, onlarla ilgili konulara daha fazla enerji harcamanız, o konuların yaşamanızda daha fazla bir gündem oluşturması mümkün. 29 Eylül'de 5 derece Koç burcunda dolunay meydana gelecek ki öncü burçlarımızı etkileyen önemli bir dolunay. Siz bir öncü burçsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa bu dolunay sizin için çok daha etkili olabilir. Bu dolunayla birlikte yaşamınızda önemli bir gündem var. Yani bu bir ailevi alanda bir değişim, dönüşüm, bir karar süreci olabilir. Yani bir işe başlamak, mesleki bir karar. Hani bu işe başlamanın belki bir taşınmaya, yer değişimine neden olması da mümkün. Ya da çalışma düzeninizde bir değişim, bir atama, bir tayin olabilir, bir görev değişimi olabilir. Bu da yer değişiklikleri yaratabilir tabii ki. Evlenmek gibi, yuva kurmak gibi bir konu da toplumdaki statünüzü, kariyerinizi etkiler. Dolayısıyla evlilik ve yuva kurma konularında da birçok yengeç burcunu etkileyecektir bu dolunay döngüsü. Bazı evlilikleri belki bitirmek gibi bir konunuz da olabilir. Ebeveynlerle ilgili anneniz, babanız, onların hayatları, düzeni, onların çalışma hayatları ve onlarla ilgili konularında dolunay ve yakınlarında özellikle 29 Eylül ve onu takip eden ayın son günleri, hatta Ekim'in ilk haftasında daha fazla sizin için gündem oluşturması, öne çıkması mümkün görünüyor sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Yengeç burcu, zodyağın 4. burcudur. Su elementinin öncü niteliklerini taşır. 21 Haziran-20 Temmuz arasında doğan kişiler yengeç burcundan kabul edilir. Yönetici gezegenleri Ay'dır. Yengeç burçları, duygusallıkları ve hassas doğallarıyla dikkat çekerler. Merhametli, şefkatli, iyi niyetli, evine, ailesine bağlı kişilerdir. Ay etkisinde olan yengeçler bazen karamsar, bazen iyimser, değişken bir ruh hali gösterirler. Hayatlarında en fazla sevgi ve güvene değer verirler. Bu nedenle de evini, ebeveynlerini, ailesini, eşini her şeyden üstün tutacaktır. Yakınlarını koruma içgüdüsü nedeniyle de fedakarlıkta bulunabilirler. Yengeçler genellikle karmaşık bir ruh hali içerisinde olabilirler. Kendilerini ve sevdiklerini tehlikede hissettikleri zamansa çok güçlü, bazen de bir çocuk gibi savunmasız olabilirler. Kafalarına herhangi bir konu takıldıysa eğer onları melankolik, içe dönük bulabilirsiniz. Çabuk küsebilen bir burç grubudur. Alıngan ve hassas yapıları nedeniyle yakınları bu özelliklerinden dolayı bazen zor durumda kalabilirler. Çok kuruntucu, şüpheci, kıskanç da olabilirler. Geçmişe bağlıdırlar ve anıları onlar için çok önemlidir. Yengeç burçları geleneklerine bağlı, muhafazakar kişilerdir. Yeni olan şeyleri kabul etmekte zorlanabilirler. Kendilerine yapılan iyilik veya kötülüğü de hiçbir zaman unutmazlar. Zamanı geldiğinde bu iyiliğin karşını verebilecekleri gibi kin tuttuğu bir konuda da intikam alma içgüdüsü olabilir. Güvenceye çok önem veren yengeç burcu, bu nedenle gerekli olan paranın önemini de erken yaşta kavrayacaktır. Maddi konularda da genellikle tutumlu davranan bir burçtur.